Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek demiş ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aramızda kriz olduğu iddiaları külliyen yalandır demiş. Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz demiş. Twitter ee, tweet atmış bununla ilgili olarak Twitter'dan açıklama yapmış. Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız. Bizim derdimiz memleket, hizmet demiş. Gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını arttırmak için yapacak çok işimiz var demiş yalanlarla Bizi kimse aramızı açamaz demiş ama Mehmet Şimşe'ye de sorulması gereken olay şu tabii ki ya Dünya Bankası'ndan kredi buldunuz projeler nezdinde bir buçuk milyarını aldığınız söylediniz bir buçuk milyar doları 18 milyar daha on buçuk milyar daha dolar gelecek o kredi açıklandığında da sormuştum bu kredileri nerede kullanacaksınız diye hangi projelerde kullanılacak diye bununla ilgili iddialar gündeminde oluyor iklim ee, değişimine karşı alınacak önlemlerde karbon ayak izi, karbon vergisi, yeşil dönüşüm gibi, gıda güvencesi gibi e, kadınlar gençler ve kırılgal gruplarla ilgili ki bu iktidarın e, tabanının bu LGBT ile ilgili ee, karşı çıkışı var ama e, kullanılacak kredi olayının da İstanbul Sözleşmesi'yle LGBT ve aile yıkan e, kanunlar diye baktıkları AK Parti tabanının onun iyileştirilmesi konusunda dijital teknolojik altyapının hızlandırılması deniliyor. İklime direşli kentleşmenin hızlandırılması deniliyor. Tabi bunda rezerv alanlar var biliyorsunuz. 15 dakikalık şehirler mülkiyetsizlik meselesi ciddi bir şekilde e, şey yapılıyor. Türkiye ekonomisinin küresel değerler zincirine entegre edilmesi meselesi var. Bununla ilgili bir komple teoriler de uçuyor. Ama asıl olan şu. Gerçekten merak ediyorum. Dünya Bankası'ndan alınan krediyi hangi alanda kullandınız? Şişli Belediye Başkanı şu an Son 3 aylık dönemde ihtiyaç dışı iş alımlarının iş son verilmiştir dedi. Yaklaşık 300 kişi alınmış Şişli Belediyesi'nde, Esenyurt Belediyesi'nde öyle, Avcılar Belediyesi'nde öyle, CHP'li belediyelerde olduğu gibi AK Partili belediyelerde de var. Ama özellikle eski CHP'li belediye başkanlarının CHP'li belediye başkanlarına devretmeden önce hem kasayı boşaltmaları ihaleler yapmaları, ihalelerin paralarının bir kısmının ödemelerini, belediye işçi almaları Avcılar Belediyesi'nden Şişli Belediyesi'ne, Şişli Belediyesi'nden Esenyurt Belediyesi'ne kadar e, bunların mutlaka gün yüzüne çıkarılması gerekiyor. Ve belediye başkanlarının bu konuyla ilgili e, ayrıntılı basın toplantıları, basın açıklamaları yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda da bu ihalelerin iptal edilmesiyle ilgili olarak, ödemelerin geri alınması ile ilgili olarak da hukuki süreç başlatmaları buna imza koyan bürokrasiyle ile ilgili ve eski belediye başkanları ile ilgili de suç duyurusu yapmaları gerektiğini düşünenlerdenim.